Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, güneş 22 Temmuz'a kadar yengeç burcunda 6. evinizi aydınlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay meydana gelen yengeç yeni ayı ve güneş tutulması gündemimizi daha çok 6. ev konularına odakladı ve bu ay yengeç burcunda ikinci bir yeni ay doğacak. Dolayısıyla bu alandaki konu ve kavramlar biraz daha uzun süreli ve güçlü olabilir hayatınızda. Evet, hemen ayın başında Satürn Oğlak Burcu'na tekrar geri dönüyor. Biliyorsunuz Mart'ın sonunda Satürn burcunuza gelmişti. İlk derecelerde şöyle bir hareket etti ve retrosuyla beraber 2 Temmuz'dan itibaren tekrar Oğlak Burcu'na dönecek. Aralık ayına kadar ve 5 aylık bir süreç Satürn özellikle geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında geçiş yaptığı derecelerde tekrar bulunacak. Bu süreçte aslında Satürn'ün 12. evinizde şöyle bir geri çekilmesi belki son 2-2,5 yıldır gündeminizde olan, belki de bu yılın ilk aylarında özellikle vurgulanan konuları tekrar şöyle bir gözden geçirmeniz, değerlendirmeniz, kaçırdığınız fırsatları belki ele almanız ya da eksik bıraktığınız konuları tamamlamanız için de size bazı imkanlar sunabilir tabii ki. Evet, hemen ayın başında 5 Temmuz'da 13 derece Oğlak Burcu'nda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 12. evinizde, tam da Satürn'ün harekette bulunduğu alanda. Son 1,5 yıldır biliyorsunuz yengeç oğlak tutulmaları yaşıyoruz. Bu tutulma artık bu alandaki son tutulma ve 9 yıl daha yengeç oğlak tutulmaları yaşamayacağız. Bu tutulma aslında bir tamamlanma, bir sonlanma, bir farkındalık sürecini işaret ediyor. Satürn'ün de etkisiyle belki artık diyor ki hayatımızda şöyle bir belki duygusal, belki ruhsal ya da bilinçaltımızla ilgili olabilir. Dönüştürülmesi gereken, fark edilmesi gereken, belki üzerimizde yük oluşturan konulardan, özgürleşmemiz gereken, yüklerden kurtulmamız gereken temalar olabilir. Bunlara bir işaret ediyor. Görmezden geldiğimiz bir şeyler varsa artık bunları görmek gerekiyor. Bu bir sağlık sorunu olabilir. Veya tamamen hani bizi bir şekilde hayat içerisinde ilerlemekten alıkoyan, cesaretimizi kıran, motivasyonumuzu azaltan, bilinçaltımızda tuttuğumuz bazı travmalar, duygusal konular olabilir, yanlış düşünce kalıpları olabilir, zararlı alışkanlıklar, bağımlılıklar olabilir veya bizi bir şekilde frenleyen, bizi kısıtlayan bazı ilişkiler ya da yanlış bir iş bile olabilir, günlük hayatımızda uğraştığımız ya da belki olumsuz bir çalışma düzeni olabilir, bir alışkanlık olabilir. Tüm bunları fark etmemiz, geride bırakmamız için aslında önemli bir ay tutulması, güzel bir farkındalık bize sunabilir. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Satürn işte bu son geçişiyle tekrar Oğlak Burcu'na dönerek, bu tutulmada da Oğlak Burcu'nda bulunarak aslında bu yüklerden kurtulmak için, biraz hafiflemek için, bir şeyleri hayatımızda tamamen kapatmak, sonlandırmak, geride bırakmak için de son bir dokunuş yapabilir. Tutulmanın enerjilerini bu şekilde değerlendirebiliriz. Sevgili kovalar, 13 derece Oğlak Burcu'nda olacak. Tabii ki herkes aynı oranda etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa ve bunlar öncü burçlardaysa bireysel olarak daha önemli, daha güçlü etkiler alabilirsiniz ve sizin için gerçekten çok belirleyici olabilir bu ay tutulması. Toplumsal anlamda da çok önemli. Tüm dünyayı etkileyecek bazı değişimler, dönüşümler, farkındalıklar dönemindeyiz. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlardaki etkiler de tabii ki bizi az veya çok etkileyecektir. Bununla da ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu izleyebilirsiniz sevgili kovalar. Evet, Merkür 12 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'ndaki retro hareketini sürdürecek. 12 Temmuz'a kadar böyle iş hayatımız, mesleğimiz, günlük hayatımızda Merkür etkisi biraz böyle bizi yavaşlatıyor. Bir şeyler yapmak istiyoruz, planlıyoruz da tam harekete geçemiyoruz. İşte bir diyete başlamak istiyoruz ama vazgeçiyoruz. Bir türlü konsantre olamıyoruz. Veya iş hayatımızda, mesleğimizle ilgili sürüncemede kalan konular var. İşte randevular oluşturuyoruz ama bunlar bir şekilde iptal oluyor. Yazmak istediğimiz konular var. Hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar var ama bunlara konsantre olamıyoruz. 12 Temmuz'a kadar bir sabredelim. 12 Temmuz'dan itibaren artık Merkür düzelecek. Bizim de enerjimiz, motivasyonumuz güçlenecek. En azından planlarımızı daha rahat hayata geçirme imkanı bulacağız. Ay boyunca Mars Koç burcunda olacak. Bu sizin için de aslında destekleyici bir gezegen hareketi. Mars 2020'de Koç burcunda çok önemli bir transitte olacak. Çünkü yılın ikinci yarısında, önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar Mars hep Koç burcunda. Üstelik 10 Eylül ile 25 Kasım arasında da retro hareketini yapacak. Bu tabii toplumsal olarak da çok önemsenen bir durum. 3. evinizde bir Mars geçişi var. Mars'ın olduğu yerde hareket vardır, enerji vardır, mücadele vardır. Ve sevgili kovalar, ay boyunca Mars 3'ten geçerken yakın çevreyle ilişki dinamiklerinizde biraz hareketi arttırıyor. Belki kardeşlerle ilgili daha fazla mücadele içerisinde olacaksınız. Akrabalar, kardeşler, yakınlarınızda olup bitenler, bazen komşular, onlarla ilgili meşguliyetleriniz olabilir. Fiziksel hareketliliğinizi de arttırıyor Mars'ın geçişi. Hani şehir içi de olsa dışarıda daha fazla zaman geçirmeniz, aktif olmanız, yürüyüş yapmanız, spor yapmanız, hani fiziksel olarak aktif olduğunuz bir dönemdesiniz. Her türlü zihinsel faaliyette de aktif aslında. Mars burada çok yaratıcı, çok hızlı, biraz sabırsızlık verebilir. Yani çok hızlı düşünüp çok hızlı karar verme gibi etkiler oluşturabilir. Özellikle ayın 8'i ile 15'i arasında lütfen böyle her aklınıza geleni söylemeyin. Hemen harekete geçmeyin. Çünkü bu biraz münakaşa ve çatışma da yaratabilir. Yanınızdaki kişilerle, bir komşunuzla, kardeşinizle, arkadaşınızla, iş arkadaşınızla. Hani biraz böyle münakaşa olabilecek bir dönem. Trafikte de dikkat edin. Kazalara açık bir dönem. Hızlı araç kullanmayın. Hani bazen böyle dikkatsizlik yapabileceğimizi gösteriyor gökyüzü. Özellikle temkinli olmakta fayda var. Elektronik cihazlar, araç gereçler, otomobiliniz, telefonunuz, bilgisayarınız, hani ayın 8'i ile 15'i arasında biraz arızalar falan da olabilir. Eğer bakıma ihtiyacı olan araçlarınız varsa onların da tabii ki böyle rutin bakımlarını yaptırmanızda bu dönem fayda var. 20 Temmuz'da Yengeç burcunda tekrar bir yeni ay doğuyor. 6. evinizdeki yeni ay, üstelik Satürn etkili, çünkü 20-21 Temmuz Güneş Satürn karşıtlığı aktifleşecek gökyüzünde. Bu yeni ay ciddi bir enerjili, ciddi bir enerjisi var. Sorumluluklar alabileceğimiz bir yeni ay. Kuşkusuz bir yeni işe girme, mesleki anlamda bir hareket getirebilir size. Ya da süre gelen işlerinizde belki başka bir çalışma planıyla başka bir döngüye gireceksiniz. Bu olabilir. Bir yardımcıya ihtiyacınız var. Belki bir eleman alacaksınız evinizde veya o iş ortamınızda. Bir evcil hayvan alabilirsiniz. Böyle bir sorumluluk edinebilirsiniz örneğin. Genel sağlığınızla da ilgili bir sorununuz var. Bunu çözmeniz gerekiyor. Evet, bu yeni ay diyor ki artık kendin için daha doğru olan koşullarda hayatını şöyle bir düzenle. Bazı alışkanlıkları hayatından tamamen çıkar. Yanlışları ele, doğru olanları hayatına koy. Bir düzen, bir sistem oluşturmak için günlük hayatımızda, sağlığımızla ilgili ve iş hayatımızda, mesleğimizle ilgili aslında çok verimli bir yeni ay. Bunu olumlu olarak değerlendirebiliriz. 28 derece Yengeç burcunda olacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız, bir kontrol ediniz. 28 derece Yengeç ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, bunlar öncü burçlardaysa özellikle, yani Yengeç, Oğlak, Koç, Terazi. 28 derece, yani artı eksi 5 derece alabilirsiniz etki alanında. O zaman bu yeni ay sizi bireysel olarak daha güçlü bir şekilde etkileyebilir. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan burcuna geçiyor ve sizin 7. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Evet, tabii ki Güneş'in geçiş yaptığı ev alanlarımız parlar. Burada bir hareket başlar, bir enerji başlar ve 22 Temmuz'dan itibaren gökyüzü diyor ki artık ilişkilere hazır ol. Özellikle Ağustos ayında doğacak yeni ay, Aslan yeni ayı da ilişki dinamiklerinizle ilgili konularda yenilikler, yeni başlangıçlar, yeni kararlar anlamına geliyor. Her türlü ilişki tabii bu. Sosyal ilişkilerin de canlanacağı, evlilik ve özel ilişkilerinde biraz daha hareketleneceği, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konu ve kavramlarında biraz daha ön plana çıkacağı bir döneme gireceksiniz. Özellikle ayın son haftasıyla beraber. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astrolojiyle ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinçokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.